Birinci eşitsizlikten başlayalım. A'nın işareti ne olursa olsun karesi pozitif olacak. Burada da çarpım pozitif olduğu için B'nin işareti pozitif. Bu şekilde söyleyelim. B pozitif. Daha sonra burada B'nin kübü var. Tek kuvvet olduğu için işaret dışarıya yansır. Artı olacak. Çarpım yine pozitif olduğu için C'nin de işaretinin artı olduğunu söyleyebiliriz. C burada yine artıdır. Tek kuvvet olduğu için. Çarpım negatif olduğu için A'nın işareti de eksidir. Şıkları inceleyelim. Burada C parantezini aldığımızda A artı B büyük 0 deniyor. C pozitif ancak A ile B toplandığında hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğimiz için kesin bilgi değil. A cevap değil. Burada da B parantezini alırsak C eksi A var. Artıdan eksi çıkartırsak artı olur. B de artı olduğu için çarpım pozitiftir. Bu da yanlış. C'ye gelelim. A'dan C çıktığında negatif olur. Pozitife böldüğümüzde yine negatif, pozitif çıkmaz. Buraya baktığımızda ise B parantezini alırsak eğer bunu solda C var, diğer tarafta da AB var. A ile B'yi çarparsak burası negatif olur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. C de zaten artı. Parantez içinin artı olduğunu biliyoruz. B de pozitif. Dolayısıyla D kesinlikle doğru bir bilgidir.